Jingle Bells demeye çok az kaldı arkadaşlar. Bu yeni yıl ruhunu çok seviyorum arkadaşlar. Her yer ışıl ışıl. Adeta masal içindeyiz. Noel Baba bize hediye getirecek diye bir umutlanırız her yıl. Öyle değil mi? Ben kendim bildim bileli her yıl şu çorabın içine Noel Baba hediye bırakacak yerim. Evet, Melisa da öyle galiba. Her yıl hayal kırıklığına uğruyor. Bu yıl aynı hayal kırıklığı olmasın diye kendi hediyelerimizi kendimiz yapalım. Arkadaşlarımızla paylaşalım canlarım. Ama yeni yıl ruhu için önce temizlikten başlayalım. Neyimiz var, neyimiz yok? Geçen yıllara ait ağaçlarımız, süslerimiz varsa arkadaşlar onları çıkartalım. Biz Melisa ile bugün bir yeni yıl ruhu hazırlığı yapacağız. Her yıl hazırladığımız ağacımızı, hediyelerimizi, ışığımızı, mumumuzu, hatta şömilemizi yerinden çıkartıp bir güzel temizleyeceğiz. Adeta onu yenileyeceğiz ve yeni yılı hazır hale getireceğiz. Ve bir ay boyunca biz de eğlenceli vakit geçireceğiz. Yeni yıl dekoru yapmaya önce şöminemi temizleyerek başladım. Sonra dekor malzemelerimi yerleştiriyorum. Mumlar olmazsa olmazlarından. Noel Baba bacadan düştüğünde nereye bıraksın hediyeleri? Onun için birer çorap yaptım. Aa, diğer kulbum boş kaldı. Orası içinde. Hemen yeni bir çorap yapacağım arkadaşlar. Ama öncesinde yerleştirmem gereken aksesuarları güzelce yerine yerleştiriyorum. Bunlar benim hediyelerim. İçinde ne var ne yok. Hadi bir tahmin edin. Ağacımı da buraya yerleştiriyorum. Birazdan ışıklarını çalıştıracağım ve üzerinde az miktarda kalan, evet arkadaşlar, her yıl bir şeyler eksiliyor, farkında mısınız? Aldığımızda bu kadar değildi. Daha çok dalı vardı. Daha çok süsü vardı üzerinde. Eksilmiş. Eksilenleri birazdan gidereceğim. Şimdi bana birkaç tane malzeme lazım arkadaşlar. Evde bulduğum eski polar kumaşlar. Eva kartonlar simli olmasına dikkat ettim. Çünkü yeni yıl demek ışıltı pırıltı demek arkadaşlar. Eskide kalmış mat şeyleri geride bırakıyoruz. Def ediyoruz. Ve yeni hayatımızda ışıklı olsun diye böyle rengarenk. Işıltılı pırıltılı malzemeler, yeni yıl hazırlıklarına başlıyoruz. Şimdi bir sıcak silikonum var. Bir makasım var. Toz bezinde artık işim kalmadı. Temizliğimi yaptığım için. Öncelikle saçımızı başımızı topluyoruz. Çünkü elimizde maazallah makas falan var. Yanlışlıkla saçımızı falan keseriz. Sonra bir sıcak silikonum var. Sıcak silikona yanlışlıkla saçımı falan değer arkadaşlar. Kazaya belaya karşılık saçımızı bir güzel topluyoruz. Sonra yanımızda birbirimizin olduğundan emin oluyoruz. Benim büyüğüm bugün Melisa olacak. Ve sonra ne yapacağımıza karar veriyoruz artık. Konuşup. Evet, konuşup ne yapacağımı karar veremiyorum arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz Gül ablanın asla planı programı yoktur. Asla. Gül ablanın canı siz istediği zaman hemen kamerasını alır, kameramanını da ikna eder ve dev olduysa malzemeleri toplar ekranın karşısına size. Tamam. Bağışlar malzemeler üretmeye. Ben seni yönlendireyim Gül abla. Ben bir halı yapmak istiyorum. Gül abla çorap yapacaksın asma için. Ay evet, çorap dedim arkadaşlar. Biz önce çorap demiştik. Halıya nasıl geçtik? Evet, bana bir kalem lazım. Hop, kalıbımı çıkarttım. Ne gibi oldu arkadaşlar? Kalıbımı basarım gibi bir şey oldu. Kalıbımı basmadım. Gül abla komik değildi. Güldük ama yani komik değildi. Arkadaşlar, ikiye katlıyorum. Bu sene ne kadar gülmemiş olsa da sizler lütfen bana yorum ver de gönülcüklerinizi gönderin. Hem de kahkahayla güldüğünüzü lütfen Buse'ye gösterin. Buse abla okusun ve... Evet, bu arada Gül abla çorabını keserken ben de hemen size bir şey hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Bize süper teşekkür bırakabileceğinizi biliyor muydunuz? Yeni bir özellik. Seçilmiş kanallar arasındayız sizin sayenizde. Ve süper teşekkür ederseniz eğer bırakmış olduğunuz süper teşekkürlerle biz kendimize yeni bir kamera alacağız ve mikrofon alacağız ve bu almış olduğumuz malzemelerle sizler için daha güzel videolar hazırlıyor olacağız. Haydi herkes süper teşekküre tıklasın arkadaşlar ve oradan bize istiyorsanız güzel değişik mesajlarla süper teşekkür bırakabilirsiniz. Evet. Çorabımın. Evet. Çok tatlı oldu değil mi? Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Açtım. Simetrik olarak kestiğim kalıbımı açtım Buse. Tamam. Ve tek tarafına fark ediyorsam bak tek tarafına sürdüm. Silikonumu sürdüm. İstersek dikebiliriz ama dikmek biraz vakit alıyor diye ben sıcak silikonla dikişimi yapıyorum her zaman biliyorsun. Uhu da olabilir bu. Tamam. Yani, yapıştırıcıyla da yapıştırabilirsiniz arkadaşlarım. Canım arkadaşlarım. Tamam, bitti. Vurduk. Soğuttuk çünkü mermerin üzerinde daha da kolay soğuduğu için bu malzeme benim işimi kolaylaştırıyor. Tamam. Tahtanın üzerine falan yapmayın arkadaşlar. Şimdi ben bunu iç dış yapıyorum. Tamam. Evet. Çorabım oldu. Yani çok tatlı olmadı mı? Hayır. Hayır. Hatta ben bunu... Hayır. Bundan bir sürü yapıp harmoninin patiçikini giydiresim var. Ona da sığmaz. Bakın ama çok tatlı olmayacak evet, mı? Evet. Canım benim. Şimdi onu nasıl asacaksın oraya? Sorunuzu tekrar alabilir miyiz Buse? Bunu oraya nasıl asacaksın? Daha işimiz bitti mi zannediyorsun Buse? Hayır. Daha üzerinin beyazı var. Şöyle çorabımızın boğazına... Boğaz. Sıcak silikon boğaz. Boğaz. Boğazına şöyle bir şey yaptıktan sonra bunu böyle gezdiriyorum. Çok güzel olmadı mı arkadaşlar? Bakın çok minnacık emek harcayarak. Bayağı güzel oldu. Evet, harcayarak. Ama nasıl asacağız? Hadi. Yine bundan destek alıyorum. Bu sefer ince bir kurdele yapıyorum. Hiç başka bir malzemeye ihtiyacım yok arkadaşlar. İki malzemeyle yaptın ya.
Bunu da hemen şöyle ucunu birleştiriyorum. Çorabımızın sırtını çeviriyorum. Sırt kısmının ucuna tekrar silikon sıktım. Bir böyle, bir de böyle yaptım ve işte... Wow. Arkadaşlar ya. Çok yetenekli olduğum için lütfen bana bir alkış tutar, bir teşekkür. Süper teşekkür. Süper teşekkürlerinizi bekliyorum arkadaşlar. Ve astım. Ve astım. Yaşasın. O zaman yakalım, yakalım. Şömineyi yakalım, üşüdüm. O zaman ağacımızı da yakalım Buse. La 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 la. Arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz? O zaman hediyelerimizi de ağacın altına koyalım. Aha, hediye boş çıktı. İnanamıyorum sana Gül abla. Kardeşim, neden böyle bir şey yapıyorsun ama lütfen? Neden ifşa ediyorsun? Hayır, dur. Gül abla hediye almamışsın bize. Şöminenin önüne bir... Halı mı? Halı istiyorum Buse. Nereden bildin? Az önce söylemiştin ya, çok istediğini anladım. Kumaşımızı tasarruflu kullanıyoruz. Ay çıtır çıtır yanıyor arkadaşlar, nasıl güzel. Sence bu yeterli mi? Çok da büyük olmasın, abartmayalım. Ne dersin? Tatlı, cute bir halı olsun. Cute. Arkadaşlar bu arada İngilizce kelimeleri devam edelim mi? Hadi bana yeni yılla ilgili birkaç kelime yazmış olun. Cute. Christmas. Ne demek? Tree. Ne demek? Fire. Ne demek? Ve. Gül sister. Ne alaka ya? Ay arkadaşlar ben Türkçesini söyledim, İngilizcesini siz bilin. Geyik. Haydi yorumlara. Böyle bir halı yaptım. Tamam. Adeta bu bir şeymiş böyle. Hani oluyor böyle tüylü tüylü, gerçek tüylü. Oluyor ya onlardan. Oluyor. Düşünüyorum. Tamam. Şimdi benim bir sürü pompona ihtiyacım var. Ya birazcık çıtırttı, biraz beni terletti arkadaşlar. Çok terledim. Çok yandı. Evet. Ya pembe falan kullanmayacaksın değil mi? Tabii ki de hayır. Kırmızı bana lazım. Kırmızı yok. Yeşil yap pilavla, yemyeşil. Çok güzel olmuyor mu arkadaşlarım, canım arkadaşlarım? Evet. Halıya basmak için bu engelleri atlamamız gerekiyor galiba. Hayır, halının bir giriş kapısı var. O da buradan olacak. Halının giriş kapısı mı? Çok yaratıcı değil mi Buse'cim? Çok. Buna tasarım diyoruz Buse. Çok. Bilmem, belki biliyorsundur ama bilmiyorsan lütfen öğrenmiş ol. Videolarımızı izlersen zaten bir meslek sahibi olursun Buse. Tamam. Evet, çok güzel olmadı mı arkadaşlar? Harika. Buraya adeta satranç. Kim milyoner olmak ister? Monopoly. Oynadığımız oyunun adı neydi? Monopoly, Scrabble. Evet, aşçımız var ya bizim. Tombikaşçımız, işte dişleri fırlayan ninemiz vardı. Evet. O oyunlarla beraber harika vakit geçirebiliriz. Hatta şöyle bizim karşısında ısınarak. Ya. Şimdi sıra geldi benim Melisa'ma. Melisa'ma. Wow. Ne eksiği var arkadaşlar? Melisa'm da yılbaşı akşamı partiye katılmasın mı? Melisa, Noel Melisa olsun. Bu işte kapalık oluyor bu sefer. Tamam. Bil. Kapalık. Tamam. Kapalık için. Ölçümüzü aldık. Kukuleta gibi bir şey mi yapacaksın? Buna yılbaşı kapalığı diyoruz Buse. Kafalık değiştirme ya. Şapka ya. Buse bıçak kesmiyor. Galiba para istiyor. Kesiyor gayet de. Evet. Evet. Yine aynı şey yapıyoruz. Tersini çeviriyoruz. Ve silindir, kapatır gibi kapatacağız değil mi? Peki sence bunun adı ne Buse'cim? Bak doğru ismini ben buldum. Kukuleta. Söylüyorum. Söyle. Kukuleta falan. Yılbaşı külahı. Yılbaşı külahı yaptım. O zaman dondurma yiyelim bir abla içinde. Evet, yine bir beyaz şerit yapman gerekmiyor mu? Boy boy pomponlarım, iyi ki varlar. İstediğim her şeyi bu pomponlarla yapabildim arkadaşlar. Hem gözümü hem de gönlümü doyurdu. Ucuna kocaman bir pompon hayal etmiştin. Ucuna şöyle silikon sıkıyorum ve pomponumu da buraya yerleştiriyorum. Ay işte çok güzel oldu. Yani... Ama bir kafalığın ucuna şerit lazım, beyaz şerit. Oldu mu hiç bu? Bence böyle daha güzel olacak. Oldu. Hayır bence çok böyle daha güzel. Çünkü oldu. O zaman çorabın aynısı olmuş olacak. Çoraplı kombinli tatkelik istemem. Çok kötü oldu. Tak bakalım değil. Görürsün ne kadar güzel bir tasarım oldu. Seninki standart bir kafalık olacaktı. Ben oysa sıra dışı ve bir tasarım konsepti kafalık yaptım. Bence oldu. İnkar edemezsin bunu. Görüyoruz ki suratını görüyoruz şimdi. Evet arkadaşlarım. Şimdi Melisa bizim modelimiz. Aynı bu şapkayı bu yöntemlerle kendinize de yapabilirsiniz. Şimdi Günal senden... Sen şu an aklınıza bir elbise fikri geldi. Dikişsiz. Dikişsiz. Evet. Dikişsiz ve silikonsuz. Kocaman beyaz bir kemer istiyorum ve aynı zamanda makassız. Nasıl ya? Evet. Devasa kırmızı. Melisa'cığım. Çok özür dilerim. Üzerini çıkartabilir miyim? Çıkart Gül abla. Bu arada Melisa'nın eski videolarını izlemek isterseniz arkadaşım kanalımızda bulabilirsiniz. Melisa'nın bize geldiği andan itibaren çok önemli maceraları vardır. Bir de onun arkadaşı var. Onun arkadaşının ismini bilenler lütfen yorumlara yazmış olsunlar. Wow! Ya yılbaşı partisinin en güzeli sen olacaksın. Devasa işte bir... İşte bu bir sorun. Evet, devasa. Ya...
Kemer bu işte, bunu hissetmiştim Muzde. Ama bir şey diyeceğim, güzel oldu. Wow. Gerçekten güzel oldu. Wow. Kemeri neden şu bu bölgeye taktığımı lütfen neden? Anla. Bak böyle anladım. Çünkü yılbaşı akşamı oynatırken böyle güzel güzel köfte besin diye böyle. Oynat. Arkadaşlar bence bu yılbaşı konsepti efsane oldu. Şapkasını çok beğendim. Şapkası bir dayı oldu. Ve tabii ki de makas kullanarak ama yine dikişsiz, silikonsuz bu elbisenin daha güzelini siz yapabilirsiniz. Yaparsanız bizimle Instagram'dan paylaşın. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Yılbaşı ruhumuz başladı. Evet, biraz önce söz verdiğim gibi ağacımın eksik olan süslerimi de... Hayır, bütün yılbaşı ruhunu bozdum. Böyle tamamlıyoruz arkadaşlarım, canım arkadaşlarım. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşene kadar önerilerinizi de bekliyorum. Yılbaşına kadar neler görmek istersiniz? İstediğiniz do it yourself dayı videoları varsa lütfen bizimle paylaşın deyip hepinize kocaman sevgilerimi gönderiyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın.